Şehir konuşmalarında yine karşınızdayız. Geçen hafta biz yoktuk. Hüseyin Bey sundu programı. Bu hafta tekrar sizlerle birlikteyiz. Ya şehir konuşmalarında bugüne kadar programın önünü açma adına şehrin idarecilerini ve şehirdeki en büyük odaların başkanlarını misafir ettik. Artık bundan sonra şehre yön veren, ufuk katan, şehre bir katkı sağlayan isimleri ağırlayalım istiyoruz. Bu noktada da bugünkü misafirimiz çok önemli bir isim. Misafirimiz Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi sorumlusu, Eski Uşak Araştırma Derneği Başkanı, Şehir Tarihçisi Ömer Aşçı. Ömerciğim hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için teşekkürler. Ya ben bugün biraz rahat konuşmak istiyorum. Böyle biraz daha protokol dışında. Ya seninle yıllardır bir dostluğumuz var. Beraber dostluğumuz, dertlenmemiz, şehir adına dertlenmemiz ve şehir adına ürettiğimiz ortak çözüm önerilerimiz var. Bu samimiyete binaen direkt seninle beni konuşalım istiyoruz. Şöyle bir söz vardır. Hani insan en çok konuştuğu 5 kişinin ortalamasıdır diye. Biz seninle neredeyse her gün konuşuyoruz. Evet, aynen. Ama ya her konuşmamızda da yeni bir şeyler öğreniyoruz. Yani kendimize, birbirimize bir şeyler katıyoruz. Ben de işte bu 5 kişi olmandan dolayı bayağı bir mutluyum. Bugüne kadar senden birçok şey öğrendim. Ve öğrenmeye de devam ediyorum. İnşallah bugün güzel, keyifli bir sohbet olacak. İnşallah. Müsaadenle sorumuza başlayalım. Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Sen Ömer Aşçı'yı nasıl tanırsın? Ömer Aşçı'nın işte bir su üstünde görünen kimliği var. Bir de su altında görünen bir tarafı var. Ömer Aşçı toplum sağlığı lisans eğitimi almış. Sağlık sektöründe yaklaşık 15 sene, 16 sene çalışmış. Bir sağlıkçı. Tabii bu anlamda bu formasyonun yanında tabii okumayı seven, öğrenmeyi seven bir yapımız var. Bu alanı da daha çok kültür, sanat ve tarih üzerine yönlendirmeye çalıştık. Tarihi bunların içerisinde en çok keyif aldığım alanı oldu. Özellikle yerel tarih. Yani neden yerel tarih? Ben Yedigöbek Uşak kent soylusu bir ailenin çocuğuyum. 1977'de dünyaya geldim. Yaş 43'e falan vardı. Ben dedelerimin kim olduğunu, neler yaptığını öğrenmekten heyecan duyan bir yapım var. Aynı şekilde benim dedemin de zaten araştırmalarım var. Evet. Şimdi o hikaye de farklı. Osmanlı arşivi şu anda dijital kayıtlarını sanaldan paylaşıyor. Orada dedenin açtığı bir madenin bilgisini bulmuştuk. O zaman paylaşmıştım seninle. İngiliz bir şirketle ortaklığı var. İngiliz bir ortak, evet, aynen dediğiniz yani gibi. Kendimizi de seninle öğreniyoruz aslında biz. Evet, kendi aynen, geçmişimizi. Aynen. Ömer Aşçı hiçbir şeyin uzmanı, hiçbir şeyin bilgini, alimi falan değil. Ömer Aşçı öğrenmeyi seven ve öğrendiklerini de paylaşmayı seven garip bir adam. Teşekkür ederim. Ömer Aşçı deyince en çok Uşak Yerel Tarih sayfası aklımıza geliyor. Alparslan Dur arkadaşımızla beraber hazırlıyorsunuz. İyi bir de takip sayısına ulaştı ve güzel bilgiler paylaşıyorsunuz. Bununla ilgili neler söylersin? Uşak Yerel Tarih sayfası yaklaşık 6. senesini tamamladı. 7. seneyi yaşıyor. Hemen hemen her gün bir iki tarih ve kültür paylaşımı yapmaya gayret ediyoruz. Uşak'ta kültürel anlamdaki organizasyonları duyurmak amacında idik. Bunun üzerine yaptığım tarih okumalarında, yaptığım yaşlarla mülakatlardaki edindiğim bilgileri de hani öğrendiğimin zekatı hüviyetinde paylaşmaya çalışıyoruz yani. Kaç takipçimiz var şu anda? Şu anda 57 bin takipçi 58 bine doğru gidiyor. Yani Uşak gibi 386 bin şehir nüfusu olan bir yerde 50 bin, 57 bin gibi takipçi sayıları hemen hemen her 4 elden birinde bizim Uşak Yerel Tarihi takip eden bir zat var demek anlamına geliyor. Bu da çok ciddi, iyi bir rakam yani. İnşallah daha güzel çalışmaları bekliyoruz. İnşallah. Ya bugün seninle Uşak'a konuşalım istiyorum ben. İlk sorumla başlayayım. Bu Uşak ve Uşak iki kelimemiz var. Ya bunları bize açıklar mısın? Şimdi Uşak kelimesinin evveliyatının Uşak olduğu rivayet edilir ve hemen hemen tüm halk kesimlerinde de karşılık bulmuş bir yapısı var. Hatta 1950'lere ait gazete arşivlerini karıştırıyorum. Orada da o ciddi bir gündem. İşte Uşak tek şeyle değil de çift şeyle anılsın, bütün resmi arşiv kayıtları bunun üzerine kurgulansın diye talepler olmuş. Ama bunun maliyeti var tabii devlet idare eden insanlar için. İşte bütün evrakın değişmesi, bütün tabelaların değişmesi. Bu maliyetten dolayı da hep böyle geride kalmış bir öneri.
Uşak kelimesinin ilk telaffuz edildiği yer çift şeyle olan Uşak kelimesinin Evliya Çelebi'dir. Ama Evliya Çelebi'nin de yazdığı yazılarda müthiş bir abartı dili kullandığını da herkes bilir. Daha öncesi kayıtlara ulaşmaya çalıştım. Özellikle Selçukname'ler, yani Selçuklu tarihine atan Selçukname'lerde çift şeyle kullanılmamış. İşte Emir Afşin diye Alparslan Bey'in bir komutanı var. Bu işte Erbasan ismindeki Alparslan'ın eniştesi bir isyan edince onu kovalamak üzere peşine düşüyor. Emir Afşin'in geçtiği yerler olarak Uşak ismi zikredilmiş ve tek şeyle zikredilmiş. Yani Uşak çift şeyle olduğu konusunda tarihte bir birlik yok. Yok. Sadece Evliya Çelebi'yi referans alıp çift şeylidir diye ısrar etmek de çok mantıklı gelmiyor bana. Peki Uşak kelimesinin bir kökeni? Şimdi Uşak kelimesi malum işte biraz Arapça bilgisi olanlar için Arapça kökenli aşıklar anlamına geldi hepimizin malumu. Evet. Anadolu coğrafyasında Orta Asya'dan göç eden Türklerin Arapça isim verdiği çok görülmüş bir durum değil. Yani işte Orta Asya'dan göç eden bir Türk boyu yerleştiği yerin ismini Arapça bir isim veriyor. Bu çok mantıklı gelmiyor. Ben biraz karıştırdım da Dede Korkut hikayelerinde Uşak Han diye bir karakter buldum. Acaba dedim Orta Asya Türkçesinde Uşak kelimesinin karşılığı var mı? Tek şeyle veya çift şeyle. Evet var. Yani şu anda Orta Asya coğrafyasında yaklaşık 6 tane yerleşim Uşak ismi taşıyor. Demek ki bu kelime tek şeyle, çift şeyle değil. Ve eski Türkçeden gelen bir anlamı var. Uşak kelimesi konusunda Tuncer Gülensoy'un, yine Uşaklıdır, evet. Türkolog, bir çalışması vardı. Ufak tefek, küçük anlamına gelen bir anlamda kullanıldığını söylüyor Orta Asya'da ve Moğol dilinde. Orta Asya'da da Uşak diye bir bölge mi var? Var, evet. Hı. Hazar Denizi'nin doğusuna düşen Türkmenistan sınırları içerisinde bir çöl kenarında bir Uşak kasabası var. Onun ötesinde Doğu Türkistan'da, yani Uygur özerk bölgesi olarak tanımlanan Doğu Türkistan bölgesinde gene Uşak diye bir şehir var. Ondan sonra Kazakistan'da Oş veya Uş diye anılan kısaca bir şehir var. Evet, örneklerini çoğaltmak mümkün. Uşak malum 1953'te il oldu ama bunun öncesi var. Tabii. Hem Cumhuriyet dönemi hem Osmanlı dönemi. Bununla ilgili neler söylersin? Uşak'ın Türk hakimiyetine girdiği dönem 1152 Miraklıfelon Savaşı. O tarihten yaklaşık 16. yüzyıla kadar Uşak çok büyümemiş, çok cazibe merkezi olan bir yer değil. Ama Sakız Adası'nın fethedilmesiyle Osmanlı tarafından İzmir Limanı ayrı bir önem kazanmış ve İstanbul'a yönelen ticaret malları tamamen doğudan gelip İzmir Limanı'na yönelmeye başlamış. Tabii İzmir'e giderken Uşak üzerinden geçiyorlar. Mutlaka. Ve Uşak o dönemde ciddi bir dokuma merkezi. Uşak'ın o dönemde ürettiği dokuma ürünleri işte çuha ve halı ve kilim bunlar İzmir Limanı'nda pazar bulmaya başlamış. Tüm dünyaya? Tabii tüm dünyaya satılmaya başlamış. 14. yüzyıl, 15. yüzyıl başları. Ve Uşak'ta çok ciddi bir sermaye birikmeye başlamış. Bu sermayeyle beraber Uşak cazibe merkezi haline geliyor. Yani 16. yüzyıl cazibe merkezi haline geliyor. Ve bu cazibe merkezine herkes yöneliyor. Yani çevre bölgeden nüfuslar, yani nüfus akmaya başlamış buraya. Çünkü burada deri önemli bir potansiyel. Kilim ve halı önemli bir potansiyel ve tarım da o dönemde önemli bir potansiyel. Türkiye'nin en kaliteli palamutu Uşak'ta üretiliyor. En kaliteli, yani içerisindeki etkin madde oranı en yüksek afyonu gene Uşak'ta üretiliyor. Yani İzmir Limanı'ndaki liman giriş kayıtlarına bakarsak Osmanlı döneminde Uşak mallarının neredeyse tamamen tek başına %40'ı işgal ettiğini görürüz. Sadece halı değil. Ya aslında Osmanlı son döneminde mesela ilk Osmanlı Bankası şubesini buraya açıyor. İstanbul'dan sonra ilk elektrik mesela burada kullanılıyor. Aslında bu Uşak'taki sanayinin, ticaretin de önemli bir yer kapladığını gösteriyor. Tabii. Uşak müthiş girişimci bir nüfusa sahip. Hemen hemen işte ilk asfaltı burada uygulamış. İlk elektrik burada. Yani ve birçok alanın ilki burada. Hani meşhur bir laf vardır. Türk gibi başla Alman gibi devam ettir. Evet. Biz Türk gibi başlayıp Alman gibi devam ettirememişiz. Böyle bir yapımız var. Ya bir de bizim şöyle bir özelliğimiz var. Yani Uşak deyince muhalif bir il imajı var. Evet. Herhalde bu hep asırlar ötesine gidiyor. Tabii, yani tabii. Bunu açıklar mısın? Şimdi Osmanlı arşivinde yaptığım taramalarda Uşak'ın il olma talepleri 17. yüzyıla kadar dayanıyor. O dönemde devamlı dilekçeler yollanmış. Uşak eşrafı toplanıp
Kardeşim bizim verdiğimiz vergi çok yüksek, bizim nüfusumuz çok yüksek. Kütahya bizim verdiğimiz vergiyi harcıyor, bize de yatırım olarak aktarmıyor. Biz il olmak istiyoruz demişler. İl olmak istiyoruz demişler ama Kütahya'nın devlet hatununun yapısından dolayı, yani işte biliyorsunuz o dönemde Osmanlı Padişahı Germenoğulları Sultanı'nın evet. kızı olan devlet hatununla evleniyor ve Osmanlı içerisinde çok ciddi bir Germiyan bürokrasisi oluşmaya başlıyor. Yani Yıldırım Beyazıt'la beraber başlıyor. Tabii Yıldırım Beyazıt'la başlıyor, aynen. Osmanlı'ya giden, uşan il olma talepleri Kütahya'nın İstanbul'da oluşturduğu o Germiyan bürokrasi tarafından hep böyle burnun çarpıp çarpıp geri dönmüş. Hatta bir meşhur bir yazı var. Uşak'la evet, ilgili. Evet, evet. Tanzimat sonrası giden bir dilekçe var. O dönemlerde Kütahya Hüdavendigar Sancağı'na bağlı. Evet. İnceleme istemiş Hüdavendigar Sancağı. Demiş ki bu Uşak il olmak istiyor. Bunun hakkında bir rapor istiyorum demiş uzmanın birinden. Uzmanın ifadesi çok ilginç. Uşak'ın il olmasının memlekete hiçbir katkısı yoktur. Uşak vızıltısı, bak ifade öyle geçiyor. Vızıltısı bol bir memlekettir. Fitne fesatı da boldur. Uşak'ın il olmasına gerek yoktur gibi bir ifade kullanmış. İlgi çekici bir durum. Aslında bu ilk Alparslan dönemine dayanmıyor mu? Hani tabii evet. Yani şöyle söyleyeyim, işte Mira Kafalan'ın savaşı sonrası bu bölgenin Türk hakimiyetine girdiği döneme ait Selçuknamelerde buranın Salur boyu tarafından iskan edildiğini görüyoruz. Köyceğiz'den Uşak Dağları'na kadar ki bölge Salur iskanında işlem görmüş. O dönemin Selçuklu'ameleri anlatıyor bunu. Tabii sonrasında Germenoğulları bölgeye hakim olunca Germenoğullarının işte bir boy tabiyeti yok. Neredeyse hemen hemen her boydan bulunan bir boylar konfederasyonu karma. Şeklinde. Karma bir boy. Tabii genel merkezle, yani genel merkez dediğim o dönemin İstanbul'da. Germenoğulları beyliğiyle yani çok da uyum sağlayamamış. Asıl muhalif kimliği o dönemlere dayanıyor diye düşünüyorum. Şu Sivaslı isminin verilmesi. Evet, o dönemde şöyle bir durum var. Erbasan diye bir Selçuklu tarihinde bir isim var. Bu Malazgirt Savaşı sonrasında Alparslan'ın eniştesi oluyor kendisi. Ve o dönemde isyan ediyor. İsyan ettikten sonra yeniliyor. Yenildikten sonra kaçmaya başlıyor. İşte o dönemde Bizans'a sığınıyor. Bizans'a sığınırken gerisinde Emir Afşin diye takip heyeti var. Emir Afşin o dönemde Uşak'tan geçtiği ve yağma ve talan etti diye bir ifade var Selçuklu haberlerde. Tabii daha sonrasında da Danışment Beyliği olarak bildiğimiz Selçuklu döneminin önemli komutanlarından birisi var. Danışmentler de isyan ediyorlar. İsyan ettikten sonra yeniliyorlar. Yenildikten sonra tamamen batıya doğru kaçmaya başlıyorlar. Onların da gelip Bizans'a sığındıkları ve Bizans'ın Sebaste bölgesinde bunları iskan ettiği evet. bilgisi var. Yani Sivas'tan geldikleri için herhalde Sivas'ta ismi tabii, oluyor. Tabii yani aslında o Sevaste diye okunuyor. Yani Yunan lehçesinde o B kelimesi Sevaste diye bir telaffuz sağlıyor. O dönemdeki kroniklerde, Bizans kroniklerinde o danışment oğullarından kaçan o kitlenin ilk olarak Bizans sınırları içerisindeki Sevaste'ye iskan edildikleri kayıt altına alınmış. Herhalde Karamanoğlu Mehmet Bey'e destek veriyoruz değil mi? Evet, Uşak olarak. Aynen. O da Cimri Hadisesi. İşte Karamanoğlu Mehmet Bey'in desteğinde o Selçuklu tahtında hak iddia eden Cimri diye bir şahıs çıkıyor. Yani o dönemin ifadesi Cimri. Alaaddin Siyavuş kendisi. Bunlar işte o dönemin Selçuklu merkez idaresine karşı isyan ediyorlar. Bu taht bizim diyorlar ve mücadeleye girişiyorlar. Yeniliyorlar. Yenildikten sonra Afyon taraflarına bu Cimri'nin çekildiği ve Uşak'tan asker topladığı bilgisi geçmiş Selçuklu amelerde. Yani bir adam yani Uşak'tan muhalif olmasına rağmen asker toplayabiliyorsa boy birliği vardır diye düşünüyorum. O dönemde evet. o dönemde de Karamanoğulları Beyliği'nin Salur hakimiyetinde yani o beyliğin başındaki kişilerin Salur boyuna tabi olduğu bilgisi var. Aynı Uşak'ta evet. Salur. Orada bir işte kader birliği yapılmış diye düşünüyorum yani. Tamam. Şöyle bir soru sorayım. Uşak'ın Cumhuriyet öncesi Osmanlı dönemindeki yeri ve önemi nedir? Yani ticaret olur, kültür, sanat olur, sosyal hayat olur. Şimdi bunun için bir ölçüt koysak, işte Osmanlı döneminde Uşak'a yapılan devlet yatırımları nelerdir? İşte bir bina, bir tesis var mı? Osmanlı dönemine ait Uşak'ta ben tarihi camilere baktığımda, günümüze ulaşan tarihi camilere baktığımda Hacı Efe Camisi ve Çakovoz Camisi'ni görüyorum.
Ulu Cami Germenoğulları dönemi. Evet. Kurşunlu Germenoğulları dönemi. Ala öyle. Ala Germenoğulları dönemi. Kargıcı. Vurma Cami Germenoğulları dönemi. Kargıcı Camisi, Uşan ilk camisi. Evet, o da Germenoğulları dönemi. Yani özellikle bu camiler, hayratlar, vakıflar içerisinde Osmanlı döneminde Uşak'a çok fazla yatırım yapılmadığını görüyoruz. Bir paşanı var herhalde. Evet, yani o... paşanı sivil inisiyatif. Hı. Yani o dönemki ileri gelen bir zengin bedesten, kendisi yaptırmış. Bedesten ve... Ama devletten gelen bir yatırımla yapılan bir bina yok gibi bir şey yani. Peki Cumhuriyet sonrası Uşak'ın yeri ve önemi nedir? Valla Cumhuriyet sonrası özellikle Nuri Şeker'le başlayan müthiş bir girişim hamlesi var. Ama özel ve sivil bir inisiyatif. Tamamen halktan toplanan parayla yapılan bir şeker fabrikası. Ama bunu takibinde bir devlet yatırımı olmuş mu Cumhuriyet döneminde? İşte Uşak'ta çok çok ciddi büyük bir topçu birliği var. Cumhuriyet döneminde bunu ilave edip başka yere taşıyorlar. Aslında yani, Cumhuriyet döneminde de muhalif bir şeyiz değil mi? Yani... Cumhuriyet döneminde de muhalifiz. Yani şöyle bir durum var. Gelen uzaylıları taşladık. İnönü'yü taşladık. Demireli taşlamışız. Kayıtlarda öyle geçiyor. Yani geleni taşlıyoruz. İbrahim Tatlıkılıç mesela büyük bir komutan ama o da Atatürk'e muhalif. İbrahim Tatlıkılıç ciddi bir iddiatçı. Fatih Medresesi mezunu, Uşak Müftülüğü yapmış. Evet. Ciddi bir devlet adamı. Tabii o dönemde Kurtuluş Savaşı'nın ilk organizasyonunda müthiş faydaları var. Yani bu bölgede işte Alaşehir Kongresi, Balıkesir Kongresi, Uşak Müdafaa Hukuk Kongresi bunları organize eden o Türkiye'deki Kuvayimiye'nin ilk nüvesini teşkil eden bir yapı. Ama velakin o ihtiyaççı yapısından dolayı o dönemin Cumhuriyet kurucuları tehlike olarak görmüşler kendilerine. Ondan dolayı İbrahim Tahtakılıç biraz ötelenmiş. Bunlar da kendine yediremeyip intihar ettiğini biliyoruz yani. Değil olmamızda. Herhalde Adnan Menderes'e ciddi bir destek vermişiz değil mi? Evet, Uşak olarak. Onun çok ciddi bir hikayesi var. Gene Uşak'ın kadim ailelerinden Yamanlarlılar diye bir sülale var. Yamanlar Camii falan. Yamanlar Camii'ni yapanlar. İşte bu ailenin şu anda 85 yaşında bir büyüğü var. Ben öyle bir huyum var. İşte böyle Uşak'ın eski kent soylu ailelerinden birilerini bulduğumda o sorularla o adamı biraz alıkoyuyorum. Yani onlar da çoğu zaman memnun oluyorlar. Bu Sadık Yamanlarlı abi üzerinden babasıyla konuştuğumuzda şöyle bir hikaye anlattı bana. İşte dörtlü takrirle işte Menderes ve arkadaşları CHP'ye isyan bayrağını çekiyorlar. Bunun üzerine parti kurmak üzere İzmir'e trenle geçiyorlar. İzmir'e trenle geçerken Uşak'a telgraf çekilmiş bu olay. Ve Uşak'ın o dönemki önde gelenleri tren istasyonunda Menderes'i karşılamaya gidiyorlar. İşte bu Sofu Fırın'ın sahibi İbrahim Sofu ve o dönemki Uşak'ın önde gelen zenginleri. Tren istasyonunda Menderes'i önünü çevirip efendim diyorlar sizin parti kuracağınız konuşuluyor. Doğru mudur? Doğrudur. Biz bu partinin ilk il teşkilatı, baban ilk ilçe teşkilatını kurmaya adayız. Eğer intisap buyurursanız, yani uygun görürseniz. Orada Menderes'in verdiği bir söz var. Menderes diyor ki tamam, burada teşkilatı siz kuracaksınız. Ve dolayısıyla Demokrat Parti'nin Türkiye'de ilk kurulan teşkilat yapısı Uşak'tır. Evet. Daha sonrasında da ilginç bir hadise var. O dönemde birkaç ilden aday gösterilebiliyormuş milletvekilleri. Menderes Aydın'dan ve Kütahya'dan aday gösteriliyor. Hani oradan seçilmezse buradan seçilsin gibi. Oylar sayılmaya başlanıyor. Kütahya'daki ve çevrelerdeki oylar sayıldığı zaman, işte Kütahya, evet. Uşak'ın o dönemki bağlı olduğu yer, Menderes kazanamamış durumda görünüyor. Ta ki Uşak oyları gelinceye kadar. Uşak oyları geliyor ve Menderes büyük çoğunlukla Uşaklı tarafından kabul görmüş. Ve Menderes Kütahya milletvekili olarak meclise gidiyor o dönemde. Tabii bu olayı, bu vefa borcunu da Uşak'a il yaparak ödemeye çalışıyor. Ciddi bir yatırım var. Menderes döneminde Uşak'a ciddi bir yatırım var. Tabii sonrasında da geriye dönen bir yapı görüyoruz yani. Ya geçtiğimiz günlerde işimizde bir toplantı yaptık. Yani sen de vardın. Vekilimiz Mehmet Altay'la beraber. Orada Mehmet Altay vekilimiz senden Aksaç Hamamı ile ilgili bir rapor istedi. Bu rapor ne aşamada? Bununla ilgili senden bilgi alsak. Mehmet Altay vekilimiz malum işte Ulubeyli. Kendi köyüne de çok yakın olan güzel bir alan var. Aksaç Hamamı. Aksaç Hamamı konusunda hani bir derleme toplama yapalım. Var olan bilgiyi bir metinde bir araya getirelim istedim. Hatta sizinle beraber de işte beraber
Aksaz'a gittik. Orada bir hani gidelim, görelim, işte şey yapalım diye. Ben o günden sonra işte maden teknik aramanın ve burası hakkında bilgi veren metinlerin hemen hemen çoğunu taradım. Ve hatta eski Ulubey Belediye Başkanı Yaşar Leplebici abiyi aradım. Orası hakkında ondan da bilgi aldım. Bunları bir metinlemeyi bir araya getirdim. Önümüzdeki günlerde de inşallah Mehmet Altay vekilime bunları sunacağız. Bölgeyi tanıtsan Aksaz yani. Aksaz şöyle bir durum. Uşak'ın 5-6 tane termal bölgesi var. Bu termal bölgeler arasında en güzeli, ben şahsen çok beğeniyorum orayı. Yaklaşık 5-6 kilometrelik bir yar boyu var. O yar içerisinde 3 tane doğal termal su çıkışı var. Bu suların maden teknik arama tarafından analizleri yapılmış. Gerçekten yüksek kaliteli şifalı sular olduğu beyan edilmiş. Burada daha önceden Roma döneminde bir tesis yapılmış. Bir hamam, Roma hamamı tesis edilmiş. Blandus'a çok yakın. Güney Şelalesi'ne çok yakın. Aslında turizm açısından da düşündüğün zaman işte Ulubey cam terasından başlayıp işte Blandus'a devam eden, hatta İna'ya uğrayan, oradan Aksaz'a geçen ve Aksaz'dan Güney Şelalesi'ne doğru yol alan ayrı bir destinasyon olma potansiyeli taşıyan ciddi bir turizm mekanı. Ama şu ana kadar hiçbir yatırım yapılmamış. Bu yatırımların yapılması, buranın ciddi bir istihdam potansiyeli taşıması açısından önemli. Bunun hakkında bir Mehmet Altay vekilimize bir farkındalık oluştururuz inşallah. İnşallah. Ya sen yıllardır sivil toplum örgütlerinin içindesin. Yani ben aynı şekilde. Ya şöyle bir soru sormak istiyorum. Ya şehrin tanıtımı veya şehirdeki kültürel canlılığın oluşturulmasında biz her şeyi devletten bekliyoruz. Evet. Aslında ya sivil toplum örgütlerine de bir şeyler düşüyor. Hani bu noktada sivil toplum örgütleri neler yapabilir ve yapmalıdır? Şimdi o nokta çok önemli bir nokta. Sivil toplum benim nazarımda şöyle bir görev ifade ediyor. Sivil toplum hala bu toplumun, bu şehrin, bu ülkenin, bu vatanın olumluya doğru gideceğine olan inancını vurguluyor insanın. Nasıl vurguluyor? Genelde ifade şu. Ya bu memleketin bir devleti var, idarecileri var, uzmanları var. Ya onlar dururken siz ne yapacaksınız, bu sivil toplumu niye kurdunuz, bu derneği niye kurdunuz diyorlar. Derneğin şöyle bir işlevi olduğunu düşünüyorum. İdarecilerimiz belli kararlar alıyorlar. Bu kararların içerisinde olumsuz gördüğümüz konularda dernek üzerinden yönlendirme ve bilgi verme vazifemiz var. Yani diyelim ki bir yerin, bir mekanın işte şu şekilde düzenlenmesine karar verildi. Ama o şekilde düzenlenirken farklı handikapları var. O handikaplar göz ardı edildi. Sahadan da hani bilgi akışı sağlanması tabii gerekiyor. Tabii sahadan da bilgi akışı sağlanması gerekiyor. Yani bu açıdan sivil toplumu çok önemsiyorum. Ben 2014 yılında Uşak'a geldiğimde Uşak Tanıtım ve Kültür Gönülleri Derneği'nin ilk başkanlığını yaptım. Orada yaklaşık 200'e yakın köy gezildi. Her köye 2-3 defa gidildi. Oradaki gittiğimiz köylerdeki hikayeleri, yani cenaze adetlerini, doğum adetlerini, türkülerini ve yemeklerini kaydetmeye çalıştık o dönemki arkadaşlarla. Sonraki dönemde ESKÜDER, Eski Uşak Araştırmalar Derneği Başkanlığı'nı görevini aldım Savaş abiden. Bu, ben de yardımcının bu arada. Evet. İbrahim Ethem Bey de o dönemde yardımcımız, şu anda hala aynı şekilde görev devam ediyor. O dönemde de Avrupa Birliği projelerinde işte paydaş olduk, yüklenici olduk. Yani bu memleket adına bu projelerle bir şeyler kazandırabilir miyizin kaygısında olduk. Malumun işte Zafer Yolu projesi yaklaşık 1.2 milyon TL'lik büyük bir proje. Onun ardından Blandus Kazevi projesinde Uşak Üniversitesi'nin paydaşı olduk. Ve bunlar daha da devam edecek inşallah. Aslında ya bir kamu mantığı var, bir de sivil mantık var. Yani bazen hani kamu mantığı bir yere tıkanıyor. Sivil mantığın devreye girmesi gerekiyor. Yani bir destek olması, ön açması gerekiyor. Aslında bu noktada da yani sivil toplum örgütleri büyük önem taşıyor. Yani tabii, benim kanaatimce. Tabii. Yani dediğim gibi bir meşhur bir laf var. Kim söyledi hatırlayamıyorum. Siyasetçilere bırakılmayacak kadar kıymetli bir alandır diye. Yani gerçekten siyaset alanında faaliyet gösteren vatandaşlarımızın o alanda yalnız bırakılmaması gerekiyor. Sivil toplumla desteklenecek, halktaki karşılıklarını bulacak.
Yani bu açıdan demokrasinin vazgeçilmezi sivil topluluk kuruluşları. Yine şöyle bir soru sorayım. Ya sen mesela yıllardır şehir ilgi araştırmalar yapıyorsun. Ya mesai haricinde mesela bu işe gönül vermişsin. Belki gece yarılarına kadar ailenle olan ilişkilerden fedakarlık yapıyorsun. Ben yıllardır mesela şehir planını çiziyoruz. Ya başka bir arkadaşımız mesela Alparslan her hafta sonu pazar günü köyler geziyor. Ya bu normalde ailesiyle geçirecek vakti aslında şehir için harcıyor. Fakat şehirde böyle bir kıymet yok. Yani biz sanki bu işi yapmaya mecburuz. Her isteğine vermek zorundayız. Böyle bir mantık var. Aslında bu da bizi, yani seni veya bu tür arkadaşları, şehir gönüllüsü arkadaşları rencide ediyor. Tabii. Bu konuda neler söylersin? Ya bu toplumda genel bir algı. İşte köye gidiyorsun, bunları sormaya başlıyorsun falan. Siz bundan para mı kazanıyorsunuz? Hangi kurum gönderdi? Kaç para maaş alıyorsunuz? Yani bu toplumun, yani o taşra kafası dediğimiz, köylü kurnazı dediğimiz yapı bu. Yapılan her işten para kazanılması lazım. Yapılan her işten rant devşirilmesi lazım. Hayır, böyle bir şey yok. Yani adam diyor ki sen ne iş yapıyorsun? İşte para getiren bir iş yapıyorsan onun gözünde kıymetlisin. Para getirmeyen bir iş yapıyorsan lüzumsuz adam ya. Böyle bakıyor. Ama lazım olduğunda seni buluyorlar. Evet öyle. Yani işte o noktada Uşak Üniversitesi'nde doktora tezi alan, yüksek lisans tezi alan kim olursa öğrencilerden şehirde biraz tarıyor. Bu noktada kimden bilgi alabilirim? İşte Ömer Aşlı'dan alabilirsin. Yani ben işte geçen bu pandemi öncesindeki dönemde ayda neredeyse 20-30 kişi, 20-30 tane öğrenciye tez danışmanlığı yapıyordum neredeyse. Yani bir bedel istemeden, bir para almadan. Yani sadece şu kaynaklar var, bunları oku. Bak şu yaşlılarımız var, gidip onlardan bilgi al. Tamam mı? Git şurada şunu gör, burada bunu gör gibi yönlendirmelerle. Ama bunun bir karşılığı var mı toplumda? O noktada çok da haksızlık etmek istemiyorum. Biz Uşak Yerel Tarih Face sayfasını 6 senedir yürütmeye çalışıyoruz. Bizim bu işi başladığımızda paylaşımlara doğru dürüst beğeni bile gelmiyordu. Millet bakıp geçiyordu belki de ama şimdi tonla yorum alıyor paylaşımlar. Yani biraz da şey, çivi örneğini vereceğim. Çivi bile tek vuruşta girmiyor. Defalarca vurmak gerekiyor. Bizim toplumumuz öyle bir yapı. Ya şey diye, benim asıl kastım şu, hani kamuda. Yani sen bunu yapmaya mecbursun. Evet, aynen. Paylaşmaya mecbursun. Öyle bir aslında mantık yok. Yok, kesinlikle yok. Yani aslında kamuda diye sınırlamayalım. Toplumun çoğu alanında yani, hak eden hak ettiğini alamaz hale gelmiş. Ya burada bir maddi beklenti de yok. Yani maddi beklenti de yok. Mesela ben daha önce mesela kültür turizm haritası hazırladım 2012 yılında. Mesela geçen dönem belediye ya izin dahi almadan, yani sormadan benim haritayı kopyalayıp mesela bastı. Ya yani bu, yani maddi bir beklenti yok ama emek hırsızı oluyor. Evet, emek hırsızı. Size de mesela bir Google'a çıkıyor mesela. Evet, aynen. Ya bunu atıyorum Ömer Ağaççı araştırmış veya şu arkadaşımın fotoğrafını çekmiş, yok. Direkt kopyala yapıştır. Yani bir öyle bir hakları varmış gibi bir mantık var. Evet, bundan ben de rahatsızım ve inşallah olumluya doğru gider bu yapı diye umut ediyorum yani. Ya genel manada benim sorularım bunlardı. Sen neler eklemek istersin? Şöyle bir ekleme yapacağım. Uşak ciddi bir sanayi kenti. Osmanlı döneminde Osmanlı ekonomisi iflas etmiş. Duyun Umumiye bu topraklardaki en büyük fabrikaları sayıyor, envanter çıkartıyor. Bu fabrikalardan 13 tanesi, 13 büyük fabrikanın içerisinde 3 tanesi Uşak'ta. Ve bunlar iplik fabrikaları. Sonrasında da, Cumhuriyet sonrasında da Uşaklı'nın topladığı paralarla kurulan bir şeker fabrikası görüyoruz. Türkiye'nin ilk anonim şirketi değil mi? Cumhuriyet tabii, sonrası. Tabii, aynen öyle. Türkiye'nin ilk anonim şirketi, Cumhuriyet sonrası. Ve sonrasında da binlerce kişi buradan ekmek yemiş. Benim çocukluğumda kime sorsan ya şekerde çalışıyordu ya demir yollarında çalışıyordu. Evet. Yani yekün bunlar üzerine faaliyet gösteriyordu. Biz özellikle şu sivil toplum faaliyetleri üzerinden epey bir köyü gezdik, epey bir mekan gezdik. Tabii gezdiğimizde gördüğümüz işte sit kararı olmayan, koruma kaydı olmayan bir tarihi değerimiz oluyor. Hemen bunu dilekçeyle ya Şehircilik Müdürlüğü'ne ya Kültür Müdürlüğü'ne bildiriyoruz. Bu şekilde koruma kaydı düşülen, devlet tarafından resmi korumaya altına alınan yüzün üzerinde mekan var. Özellikle mesela şeker fabrikasında ağaçlar. Evet, o bizle alakası yok. O daha öncesindeki belediye döneminde kayıt altına alınmış. Bizim dönemimizde özellikle anıt ağaçlar, yani asrı, yani birkaç asrı tamamlamış anıt ağaçlardan elin üzerinde ağaca sit kaydı altıttırdı. Tarakçıoğlu Sanayi Sitesi var. Tarakçıoğlu Sanayi Sitesi var bunların içerisinde ve çeşitli şekillerde. Bir de şey var, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluş tarihi 1923 görünüyordu daha düne kadar. Hüdamendigâr Sancağı ticaret yıllıklarına baktığımda orada kısa bir pasaj halinde
Osmanlı döneminde Ticaret Odası'nın işte 1886 yılında müracaat ettiği bu odanın kuruluşuna diye bir kayıt geçmiş. Ben bunu Face'le paylaştığım zaman Sanayi Odası'nın Genel Sekreteri Caner Bey bu noktada yazdı. Ben ona işte şurada, burada diye kaynak gösterdim. Onlar gittiler. Şu anda Sanayi ve Ticaret Odası'nın tarihini güncellediler. Evet. Yani biz de yaptığımız araştırmalarda bulduğumuz bilgilerle bir yerleri değiştirebildiğimiz için mutlu olduk. Tabii ki ya, şehre katkı sunabilmek çok güzel. Yani. Evet, aynen öyle. Mesela gittiğimizde gene bir köye gidiyoruz. Daha önce gittiğimiz bir köy ve koruma altına aldırdığımız işte o asılık ağacı görüyoruz. Mutlu oluyoruz. Yani bir şeylere dokunuyoruz en azından. Yani o sadece devlet yalnız bırakılmıyor işte. Bu noktada sivil toplumla onlara bir şekilde destek olunmaya çalışılıyor. Konu açılmışken bir de bizi değerlendirseniz. Uşak şehir olarak. malum Uşak'ta yayın yapan, analogtan yayın yapan yerel televizyonlar vardı. Dijitalleşmeyle beraber bunların hepsi kayboldu. Hala da yayın yapıyorlar ama etkinlikleri kayboldu. Her eve giremiyorlar. Bu noktada yerel basın veya yerel televizyon konusunda Uşak'ta müthiş bir ihtiyaç vardı. Siz şimdi şu anda benimle beraber 16. programı yapıyorsunuz. Ve bu ihtiyacı izlenme oranlarından ve kanala abone sayılarından görmek mümkün. Ben biliyorum en azından. Bu noktada müthiş bir görev yerine getiriyoruz. Tabii buna kollar açmak lazım. İşte evet, idareci ve bürokrasi bir yerde mülakat versin, o fikirlerini beyan etsin, Uşak hakkındaki hayallerini ortaya koysun. Ama bir tarafta da işte Uşak'ta sanat, edebiyat alanında faaliyet gösteren birileri de olsun. Öbür tarafta işte bu topluma kendi alanında, işte mesela bir doktor kendi alanında söyleyecek bir şeyler bulabilsin. Yani birkaç koldan birden gitsin. İşte biz de daha öncesinde seninle konuştuğumuzda bu alanda Uşak'ta tarih konuşmaları, tarih söyleşileri yani şehir olarak tarihi, şehir tarihi olarak. Mekanında yani direkt. Evet, aynen mekanında böyle bir fikrimiz var. İnşallah gerçekleştiririz. Bu noktada ben çok başarılı buluyorum bu işi. Ya benim genel manada sorularım bunlardı. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen ne eklemek istersin? Ne eklemek isterim? Sonuçta şurada bulunmama neden olan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Hanım'a teşekkür ederim. Bizim hedefimiz bu toplumun zevklerinin ve tercihlerinin daha estetik, daha naif ve daha tutarlı olması üzerine geçmişten günümüze projeksiyon tutan tarihi olayları ortaya koymak. Yani tarihe yüklediğiniz anlam ya çok önemli. Şehirlik kültürüne de bir katkı. Tabii evet, yani şehir derken köyü de küçümsemek açısından söylemiyorum. Hepsinin de ayrı değerleri var ama şehir bir arada yaşam kültürü sunuyor insanlara. Yani karşıdakine daha fazla saygı duyma, estetik taraflar öngörüyor. Yani şehir bu açıdan bizim için kuvvetli, daha değerli. Şehire aidiyet çok önemli. Yani şunu düşünmek lazım. Bu topraklar edindiği kaynaklarla bizim bu hale gelmemize katkıda bulundu. Yani biz okullarda okuduysak bu toplumdan toplanan vergilerle yapılan okullarda okuduk. Bizim yaptığımız her işte bu topluma bir borcumuz var, vefa borcumuz var. Yani insanlar paralar kazanıyor, servetler ediniyor ama bu topraklara borcu var, unutmasınlar inşallah. Mutlaka. Ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Davetimizi kırmadın, icabet ettin. Davetimizin nedeniyle. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bizim misafirlerimize bir dediğimiz var.